القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل Bakınız, şöyle bir örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir TV'de bir hoca çıkmış şunu anlatıyordu değerli kardeşlerim. Anlattığı derste sohbetinde şunu anlatıyordu özetle. Sofiler bir yolculuğa çıkacaklar. Sofinin biri bir Sofi'ye diyor ki bir zorluk ve meşakkat yaşarsan, başına bir bela ve bir musibet gelirse veya soyguncular soymaya kalkarlarsa Kavs'ım dersen sana yardım eder. Kavs gelir yardım eder diyor. Ve derken yola çıkılıyor. Bir müddet gidiliyor. Yolun belli bir bölümünde yolları kesiliyor. Soyguncular bunları soymaya çalışıyor. Sıra bu hani nasihat alan, öğüt alan o Sofi'nin yanına, bir de yanında bir Sofi var, ona geliyor. Öbür Sofi, kardeşlerim ya Allah bize yardım et. Bizim malımıza, mülkümüze el koydurma. Bizi soydurma ya Rabbi, bizi bunların ellerinden kurtar diye dua ediyor. Ancak Allah'a dua etmesine rağmen onun malı, bir takım mülkü ne yapıyor? Soyuluyor, elinden alınıyor. Ancak ya Kavs'ım yetiş, bize yardım et diyenin ise o anda elinde malı, mülkü, parası alınmıyor ve o kurtuluyor. Bunu anlatan hoca övünerek anlatıyor, savunarak anlatıyor. Kavs'ın yardım ettiğine, zorluk ve meşakkat anında ölmüş insanların bile yardıma geleceğine dair bilgiler veriyor. Ve bunu da insafsızca anlatıyor. İnsanları saptırıyor. İnsanları şirke davet ediyor. Bu anlatmış olduğum olayda bir insaf var mıdır? Bu hangi dindir kardeşlerim? Bu tevhid dini midir? Allah'ın Resulü ölmüş insanlara mı davet etti? Allah Resulü'nün ashabı peygamber varken Allah Subhanahu ve Taala'dan yardım istemedi mi? Peygamberden yardım istedi mi? Ölmüş bir peygamberden hangi sahabi yardım istedi? Subhanallah. Eğer bakın, eğer bu insanlar yardım edecek bir merci arıyorlarsa öncelikle Allah'tır. Allah'tan başkasına dönmemeleri gerek. Eğer bunların insafları ve akılları varsa ve bunların bu konuda ilmi bir yetenekleri varsa, en azından bu insandan yardım istemek doğru olsaydı ki haşa ve kelle haramdır. Neden şıhlardan istiyorlar da peygamberden istemiyorlar? Bunların şıhları peygamberlerden çok daha mı faziletlidir o zaman? Kavsları peygamberlerden çok daha mı üstündür? Burada sözün kardeşlerin bittiği yere geliyoruz. İnsanın insandan yardım istemesi ancak gücünün yettiği, Allah'ın yani öngördüğü, yapabildiği şeylerin dışında olabilir. O halde biz burada şunu anlıyoruz. Müşrikler zor anında bile Allah'a dönüyorlar, dua ediyorlardı Muhammed Ali. Ancak günümüzde bazı insanlar, özellikle tarikatlara bağlı olanlar, tasavvuf erbabının yolunda gidenler ne yapıyorlar? Ölülerden yardım bekliyorlar ve kafslarından yardım istiyorlar. Yıllar önce bir videoda Cübbeli Ahmet bunu anlatmıştı. Ne yapıyordu? Allah ete kemiğe büründü, Mahmud Efendi olarak göründü. Böyle diyordu. Allah ete kemiğe büründü, Mahmud olarak göründü. Allah Subhane ve Teala'yı etle kemikle bürüyordu, bir beşere benzetiyordu. Taalallahu amma yüşrikun. Allah onların şirk koştuklarından beridir. Allah Subhane ve Teala neyse kemihlihi şey'un ve huve semi'ul basir. Onun eşi ve benzeri yoktur. O işiten ve görendir. Onu bir beşere insana benzetmek, insani bir sıfatla anmak şirktir. Bu nasıl bir insafsızlıktır? Bu nasıl bir Allah inancıdır? İman ettiğimiz Allah nasıl olur da bir insana, insanın sıfatlarına benzetilir? Ve nasıl olur da medyatik böyle bir insan popüler olur ve insanlara TV'ler aracılığıyla din öğretmeye kalkar? Her konuştuğunda şirk, her sözünde bir bidat, her sözlerinde peygamberin söylemediği bir sözü uydurma yatan Cübbeli Ahmet'ten Allah bu ümmeti muhafaza buyursun.
Biz kişiler üzerinde durmak istemiyoruz ama sonuçta bu Allah'ın dinidir. Allah'ın dinine zarar veren, Allah'ın dinini saptırmaya çalışan, Müslüman neslimizi haktan batıla doğru sevk eden böyle insanlara Rabbim fırsat vermesin, onları Rabbim doğru yollara iletsin değerli kardeşlerim. Bu ayetin çerçevesinde